Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Sayın Başarır, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Genel kurula indirilen yasa teklifinin 15. maddesiyle ilgili söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Burada 15. maddeyi tartışırken 11. 12. 13. 14. maddeleri, yani bunları bir bütün olarak irdeleme zorunluluğumuz var. Bu düzenlemelerle Türkiye hukuk devletine doğru mu gidiyor, yoksa bir polis devleti mi oluyor? Biz bu kanun teklifi gelirken OHAL'in örselediği hukukumuzu bir nebze düzelteceğini, bununla ilgili günler geleceğini düşünüyorduk. Hak kaybına uğrayan insanların haklarının teslim edileceğini düşünüyorduk. Ama gördüğümüz kadarıyla o halden daha beter düzenlemeler var. Çok merak ediyorum. Tutukluluk incelemelerinin duruşmasız yapılmasının size ne gibi bir faydası var? Neden arama, el koyma gibi işlemlerde hakim kararına gerek görmüyorsunuz? Neden o hal kalıcı hale gelip valiler başlarında bekçi olarak bulunduruluyor? Modern dünyanın hukuk sistemlerinde gözaltı süreleri 4 gündür. Ama görüyoruz ki 12 gün. Neden MİT bilgi edinme kanununun kapsamı dışında bırakılıyor? En komiği bana göre Uyuşmazlık Mahkemesi adli tatilde ivedi olarak göreceği işlerde tutukluluk durumunu neden kapsam dışı bırakıyorsunuz? Bu uygulamaların hepsi kişi güvenliğinden, kişi özgürlüğünden, hukuk devletinden polis devletine doğru bir kayışı gösteriyor. Siz bu yetkileri FETÖ ve benzeri örgütler, yapılanmalar için aldınız. Ve sonuna kadar da kullandınız. Çok yakın bir zamanda bir Attan Hoca diye bir suç örgütü çıktı. Bakın, binlerce silah çıktı İstanbul'un göbeğindeki bir villada. Kadınlarımız, çocuklarımızın tecavüze uğradığı ortaya çıktı. Daha komiği, bugünkü Türkiye gazetesi, çok yakın size onun haberi, 1 milyar dolarlık banka hesaplarında para çıktı. Şimdi şunu çok merak ediyorum. Aklınız neredeydi? Neden bu yetkileri kullanmadınız? Neden incelemediniz? Onu da unuttunuz bence. Bugün İmar barışından toplayabildiğiniz para şu ana kadar 600 milyon. Bedelli askerlik geliyor. Herhalde bir o kadar para toplayacaksınız. Ama Altan Hoca bu ülkede nasıl yapmışsa 1 milyar dolar parayı toplamış. Burada da yanıldınız bence. Burada da yanıldınız. Sizin FETÖ ve benzeri tarikatlarla gerçeği görmeniz için bu ülkede meclisin bombalanması gerekiyor. Küçük çocukların tecavüze uğraması mı gerekiyor? Bu yetkileri yerinde kullanmıyorsunuz. Ne acıdır ki bir şiir okuduğu için genel başkanınız hüküm giydi ve özgürlüğü kısıtlandı. Ama bir karikatür paylaştığımız için genel başkanımız, ben, 72 arkadaşım hakkında suç duyurusunda bulundu. Sizin özgürlük anlayışınız bu. Şiirle karikatür çok birbirine benzer, anlayabilirsen eğer. İkisi de bir sanattır. Ama bu ayrımı da yapamıyorsun. Çok acı, biliyor musun? Evet. İkisinde de söz ve yazı var, evet. Ama şu hal karikatür, bunun da farkında değilsiniz. Şimdi bu ülkede ne diyeyim? Yani buna niye müdahale etmiyorsunuz? Arkadaşlar, lütfen. Ama arkadaşlar, neden müdahale etmiyorsunuz? Arkadaşlar, Hatip'in sözünü bakın, kesmeyelim. Bakın, lütfen. Bir milletvekiliniz çıktı,
şunu söyledi. 2002'de Recep Tayyip Erdoğan başbakan olsaydı Dünya Kupası'na giderdik dedi. Ben de diyorum ki 2002'de eğer ki iktidar olmasaydınız bu meclis bombalanmazdı. Bu çocuklar tecavüze uğramazdı. Teşekkür ediyorum. Bunu aynen iade ediyoruz. Cevap vermeye ve değer duyuyoruz.